Evet, değerli konuklarımız yerlerimize geçtiysek programımıza devam edelim. Nasıl, memnun muyuz bu çalışmadan dolayı? Herkes keyifli, herkes memnun. Çok güzel bilgiler alıyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Bir diğer konuğumuzu davet etmek istiyorum. Şöyle güzel alkışlarımızla canlanalım ve Fazıl Oral geliyor efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Sesim açıldı, tamamdır. Kaç tane mühendis var burada? Oh, yandık. Mis. Mühendis olmayan sosyal bilimden gelen, evet, sosyal bir hem mühendis hem de sosyal bilime böyle biraz bulaşmış, merak duymuş, o işlerle ilgilenmiş. Nefis, harika. Çok kıymetli bir büyüğümüz vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim yine de. Okullardan sosyoloji ve felsefe dersini kaldırdı. Bütün üniversiteler 1980 12 Eylül'e kadar felsefe ve sosyoloji görürlerdi. Ondan sonra göremez hale geldiler. Dolayısıyla mühendislik mantığıyla baktığımızda hiç küçümsenecek bir iş değil. Bir Boeing 737 galiba 6 milyon parçadan oluşuyor. Küçümsenecek bir tarafı yok. Ancak mühendisliğin temel bir sorunu var. Temel sorun ne? Temel sorun şu: eğer mühendislik tek başına mühendislik olarak bakılırsa, ki TED Talk'ta en çok izlenilen konuşmacı Ken Robinson'dur. Ken Robinson'un konuşmasına bakarsanız nefis bir analiz yapıp diyor ki aldığımız eğitimlerin hemen hemen hepsi sanayi toplumu için tasarlanmıştır. Dolayısıyla ağırlıklı olarak lineer düşünmeden başka bir işe yaramaz. Yani ham madde, proses çıktı. Bütün mantık bunun üzerine kurulu. Tekrar tekrar söylüyorum. Asla, zinhar, kat'a haddim değil mühendisliği küçümsemek. Fakat bir zihinsel tasarım üzerinden sohbet edelim. Burada kastedilen ne? Kastedilen şu: şimdi ham madde proses çıktı, niye işe yarar, niye işe yaramaz tarafına bakalım. Sigara içenler, herkes bak değil mi? Bir daha içmeyin. Zararlı. Kötü bir şey. İçerseniz hasta olursunuz. İçerseniz kötü kokarsınız. İçerseniz paranız gider. Bakın, çok lineer mesajlar verdim. Ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla lineer dünya ilişkisi kurmaya başladığımızda ben söyledim'e geliyor. Söylemeniz bir işe yaramaz. Çünkü lineer dünya bilinç üstüne hükmediyor. Şu anda bu odada bulunan sizlerin herhangi birinizin bedeni saniyede kaç bit veri işliyor olabilir? Atmak serbest. Sohbet ediyoruz. Bedeniniz ne kadar? 11 milyon veri işliyoruz şu anda. Ben sizinle konuşurken kesinlikle ve kesinlikle elimi böyle çevirebiliyorum. Birdenbire kolum böyle gitmiyor. Bu cümleden sonraki acaba ne düşünecek, ya ne söyleyecektim diye kalmıyorum. Böbreğim dakikada 2 litre kan süzüyor şu anda. Onların hiçbirini ben yönetmiyorum. Belli kodlarla yönetiliyor bunlar. Peki ben bilinçli olarak kaç bit veri işliyor olabilirim? Her saniye 40 ila 60. Eğer eğitim sadece bilince yönelikse çok bir işe yaramıyor. Eğitim bilinçaltıyla bağ kurabilecek bir hale getiriyorsa işi değiştiriyor. Eğitim demişken bizim kendi coğrafyamız üzerinden bakalım. Cumhuriyet'in kaçıncı yılındayız? O kadar mühendislik. Buyur. Ya 23'ten 2016'yı çıkar. Hani ben öyle. 93 yıl. 93 yılda kaçıncı hükümet? 65. Kaçıncı Milli Eğitim Bakanı? 77. Selamın aleyküm. Çok fazla bir gelişim olmaz. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi ikna etmeye çalışmayalım. Türkiye'de çok kıymetli şeyler oluyor. Küçümsemiyoruz. Ama ne ile kıyaslıyorsunuz? Bangladeş'le kendinizi kıyaslarsanız evet, çok şey oluyor. Dünyanın 18. büyük ekonomisi olduğumuzu söyleyip üçüncü köprü yapıp üçüncü köprünün trafiğe hiçbir yansımasını görmeyince diyoruz ki ya bu mühendislik nasıl bir iştir de işimize yaramadı. 40 bin araç geçecekti. Orhan Gazi Köprüsü'nden geçmiyor. Geçmiyor. Ama çok şükür servetimiz bol olduğu için biz öderiz. Öyle bir özelliğimiz var bizim. Şimdi bu lineer mesele çok önemli bir mesele. Çünkü kurduğumuz bütün ilişkiler ağını bu oluşturuyor. Ne demek bu? Bir miktar müsaadenizle onları
Şöyle sohbet edelim, tartışalım karşılıklı birbirimizle. Zihinsel bakalım nasıl anlıyoruz dünyayı. Hiyerarşi hangi tür örgütlerde çok işe yarar ve gerçekten hiyerarşiyi kullanırsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Ne tür örgütlerde, ne tür sosyal gruplarda, ne tür yapılarda hiyerarşi şarttır. Hatta bir miktar katı olmasını da isteriz. Ordu. Başka? Kilise. Ordu, cami, din gibi örgütler bunlar hiyerarşik olmak zorundadır. Çünkü değişim istemezler. Dinde inovasyon olmaz. Hocam şimdi biz çok trafikte kalıyoruz. 4 rekat yapsak. Öyle bir dünya yok. İkincisi, pardon. Ya biz yıllardır sağ elimizle selam veriyoruz. İşte sayın komutanım solla da hani yaratıcılık olsun. Bazen sağ verelim. Ne bileyim bazen sol verelim. Bu yok. Hiyerarşik örgüt ordu gibi ve kilise gibi yerlerde işe yarar. Çünkü orada sizden yeni bir fikir istenmez. Doktrin vardır, doktrine göre savaşırsınız. Dinin de kendi çerçevesinde inançları vardır. Neyse dinin o ait olduğunuz inancın o pratiğini yaparsınız. Yani ya hocam bu sefer de Sübhane Rabbiyel Ala'yı okumasak. Bunlar yok. O yüzden değiştirmek istemediğimiz kurumsal yapılarda hiyerarşiyi korumamız gerekiyor. Zaten hiyerarşi kelimesi Yunanca kelime, içindeki hiyerarkideki ark lider demek. Çoklu liderlik demek hiyerarşi. Hiyerarşinin olmadığı yerde seçeneklerimiz var, monarşi var. Tek adam. Bizim coğrafya sever mi bu işleri? Bayılır. Niye? Niye bayılır? İçinizdeki her türlü taraf tutan insana saygım sonsuz olmakla beraber. Taraf tutmak değil, hiçbir maçını kaçırmam diyenlere söylüyorum. Birey kendi benliğinden memnun değilse başka bir sosyal büyük parçanın o örgüt, takım, futbol takımı, tarikat neyse oraya yapışır. Kendi benliğiyle memnun olmayan insanlar fanatik olurlar. Aynı zamanda kendimden de memnunum. Maça gitmeyi de seviyorum ayrı. Hiçbir maçını kaçırmam. Çoluk çocuk beni bağlamaz. Ben mutlaka maça gideceğim demeye başladığınız zaman benliğinizle ilgili meseleniz var demektir. Ara sıra haddim olmayarak birkaç tane kitap tavsiye edeceğim. Gerçekten ufuk açtığı için. Bunlardan bir tanesi Elias Canetti'nin 30 yılda yazılmış bir kitabıdır. Kitle ve iktidar. İyi bir liderlik meselesinde o kitleyle nasıl ilişki kuruluyor, ne yapıyor? Kitleler büyüdükçe neler yapmaktadırlar çok iyi anlatır Elias Canetti. İkincisi kesin inançlılar. The True Believers. Okuduğunuz zaman diyorsunuz ki vay anasını. Adam kaç sene önceden neleri söylemiş? Hamaldır, üniversitelerde sosyoloji dersi verir Amerika'da. Eric Hoffer. Bu ufku açan meselelerden sonra başka bir şey daha soralım. Bütün parçaları birleştireceğiz. Sizce 17-18 bin sene önce işte bulunan kemik kalıntıları var. Anadolu ve Yunanistan'da bulunan kemik kalıntıları var. Ortalama insan ömrü ne kadar? Bundan 17-18 bin yıl önce. Atın canım bu sınav sorusu değil ki. Kaç? 26. Peki tarımla ne olmuş? Yani 8 bin yıl önce biliyorsunuz tarım toplumuna geçildi, yerleşik kültüre geçildi. O zaman kaça yükselmiş ya da düşmüştür yaş, ortalama insan yaşı? 19. Tarım, insan bedeninde yaşı kısaltmış bir perspektif. Meraklılar için kaynağımız bu. Çok güzel bir kitap, nefis anlatıyor. İnsanlığın yeme tarihi. Bunun üzerinden kurumsal yapılar nedir? Bir organizasyonda performans dediğiniz mesele nedir? İşbirliği niye yapılır? Arkasında ne yatıyor? Çok güzel görebiliyorsunuz. Ben yurt dışına gittiğim zaman şöyle bir gelenek geliştirdim kendi meşrebimce. Hangi ülkeye gidersem gideyim, o gittiğim ülkedeki insanlar eğer uzun süredir o ülkede yaşıyorlarsa bir tane soru soruyorum. Ve şaşırtıcı biçimde hep aynı cevabı veriyorlar bana. Amerika'da yaşayan Türk de, Hollanda'sı da, İngiltere'deki de aynı cevabı veriyor. Sorun basit. Diyorum ki ya işte ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Diyor ki ben 20 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Çok güzel peki. Bir soru sorabilir miyim? Şoför, möför vesaire kimle karşılaştıysak. Tabii diyor buyurun. Diyorum ya 20 yıldır burada yaşıyorsunuz. Sizce Hollanda'da yaşayan Türklerin evinde mi çok eşya var? Hollandalıların evinde mi çok eşya var? Her seferinde neredeyse istisnasız dünyanın batısına doğru gittikçe cevap şöyle olmaya başlıyor. Hayır Türklerin evinde çok eşya var. Peki diyorum niye? Cevap yine aynı. Başkalarına göstermek için.
Peki neden başkalarına göstermek diye bir derdimiz var. Şimdi parantezleri açacağım, sonra hep beraber toparlayacağız. Bu toplulukta, bizim yaşadığımız bu sosyal kültürel yapıda sizce günah mı yaşantımızda daha büyük yer tutuyor, ayıp mı? Ayıp. Bir örnek verelim. Sıradan bir Türk vatandaşına, sıradan, rakı içer misin dediğimizde iyi olur diyebilir. İlle de içmeyebilir ama iyi olur, tabii içerim der. Domuz eti verirseniz ne yapar? Ben onu yemem. Güzel. Anlıyorum ve sorarız. Domuz eti niye yemiyorsun? Günah. Kabul. Peki rakı niye içiyorsun? O benimle Allah arasında diyor. Niye böyle söylüyor? Bunun adı rasyonalizasyon. Kafasını rasyonize ediyor. Sanki domuz eti onunla başkası arasındaymış gibi. Her topluluğun kendi içinde bu tür kuramsal yapıları var. Birinci tohumu ektik. Şimdi diğer tohumları ekeceğiz. Peki Türk annesi şu burası bir restoran olsa şu kapıdan içeri girdik. Aşağı yukarı aynı yaşlarda, 30'lu yaşlarda bir hanımefendi, beyefendi, genç bir aile. Kot pantolon, tişört giymiş. Şurada yemek yiyorlar. Yine şu köşede de, yine 30'lu yaşlarda aynen bir aile. Kot pantolon, tişört yemek yiyorlar. Biz anne baba çocuk ilişkilerine bakarak bir bakışta bunlar Türk, bunlar İngiliz deriz. Nereden anlarız? Çünkü erkek Türk insanının zihninde herhalde tahmin ediyorum hipokampus bu kayıt merkezi var ya bütün hani memorinin yazıldığı yer. Hipokampus'ta Türklerde özel bir bölge var diye varsayıyorum. O bölgedeki bilgi şöyle Türk çocuklarının 4 yaşına kadar kolları çalışmaz siz yedirin diye. Türk annesinin en temel özelliklerinden bir tanesi tepmedir. Teper. Daha ileri gidelim. Deneyin lütfen. İlk kahve arasında deneyin. Bakın beni gerçekten anacaksınız. İçinizde anne baba hastadır, rahatsızdır. Onu her gün arayabilirsiniz. Bir sorun yok. Başımızla beraber. Günde 100 defa da arayabilirsiniz. Ama yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadın her gün annesini aramaz. Arayanlar memeden kesilmemiş demektir. Anneyi niye arıyorsunuz her gün? Çünkü anne, Türk annesi, dünyanın en güzel aletini kullanarak sizi manipüle eder. Fedakarlığı kullanır. O kadar fedakardır ki suçluluk yaratır. Ve ben bilimsel olarak size bir basit bir şey ispat edeceğim şimdi. Telefonla annenizi aradığınızda, anneler yapar bunu, babalar az. Anneniz burun eti sesiyle konuşuyorsa sizi manipüle ediyordu. Tamam kızım, tamam diyorsa manipülasyon başladı. Arama yavrum, sen arama. Bir gün senden çocuğun sahibi. Bunu yapmaya başladığı zaman sakın topa girmeyin. Çünkü çok sevdiğim değerli bir psikiyatrist arkadaşım var. Cem Mumcu, ondan alıntıdır bu. Cem diyor ki, seyirci giderse şov biter. Şov yapıyorlar. İnanmayın. Kesinlikle şov yapıyorlar. Kullandıkları alet çantasında tansiyon hastalığı var. Şeker hastalığı var. Kalbi tutar. Eklemleri ağrır. Ve sizi manipüle etmek için kullanırlar. Biz analarımızı, babalarımızı tabii ki çok seveceğiz. Niye tartışıyoruz? Gerek yok. Ama bağlı olacağız. Bağımlı değil. Peki niye bu kültürde, hani farklı farklı örneklerle biraz da sohbet renkli bir şey olsun diye anlatıyorum. Neden bu çocuğa bu kadar anne tepmektedir? Neden ayıp günah ilişkisinde, ayıp bizim hayatımızda bu kadar önemlidir? Neden bu toplulukta başkalarının görüşü bu kadar kıymetlidir? Ve bu bizde ne yaratır? Çok basit. Hangi tür topluluklarda ayıp şeyler yaparsanız hayatta kalmanız çok zorlaşır. Hatta hayatta kalamazsınız. Ne tür topluluklarda? Göçebelerde. Göçebe doğada yaşadığı için otomatik olarak o topluluğun kriterlerine uyar. Üç kelime üzerinden konuşalım. Kanun. Kelimenin semantik anlamı Arnavutça'dan gelir. Kanun demek Arapçadan gelen kanunla aynı değil. Arapçadan gelen kanun o çalgı aletiyken Arnavutça'dan gelen kanun der ki biz sizin ailenizden bir erkeği öldürürsek sizin de bizim ailemizden biri öldürme hakkınıza kanun denir. Her gün kullanıyoruz. İki. Namus. Ne demek namus?
Namus Yunanca nomos'tan gelir, yasa demek. Sabah akşam namus kelimesini sabah akşam kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Her gün hepiniz kullanıyorsunuz. Çünkü dilimizde kullandığımız namus aslında yasa. Neyin yasası? Evin yasası. Oikos nomos. Oikos nomos'un bugünkü dildeki karşılığı ekonomi. Evin yasası demek ekonomi. Üçüncüsü ise töre. Töre nereden geliyor? O da Türkçe değil. Tora'dan geliyor, İbranice. Yasak demek. Biz bu tür kavramlarla yaşıyoruz. Çünkü biz göçebeyiz. Ya hocam sen de nereden uydurdun göçebe olduğumuzu? 1975-2015 Türkiye'deki toplam göç eden insan sayısı ne kadardır? 1975-2015 48 milyon. Sadece 2014-15 göç eden insan sayısı 2.720 bin. Biz hareket halindeyiz. Peki hareket halinde olduğumuzu günlük yaşantıda başka nereden anlarız? Bunun en temel göstergesi dildir. Bakın, hareket gösteren kelimelere bakın. Şıkır şıkır, tıkır tıkır, takır takır, fısır fısır, fosur fosur, horul horul. Hareket gösteriyor. Dil böyle. Niye? Kültür böyle. Göçebelerden iyi lider çıkar. Çünkü birinin atlı olarak önde gitmesi gerekir. Ama göçebelerden iyi lider çıkarken bu göçebe yerleşik hayata geldiğinde hayatı biraz karışıklaşır. At avrat silah üçlemesinde at öndeyken şimdi otomobile döner. Diğerleriyle kurduğu ilişkide daha surviving dediğimiz hayatta kalma moduyla davrandığı için emniyet şeridine çok rahatlıkla girer. Hiç sorun değil. Bir gün havaalanındayım, İzmir'e gideceğim. Şimdi ben 7.30 uçağıyla İzmir'e gideceğim. İşte bir hanımefendi de koşarak geldi. En önde de ben vereceğim bavulu işte o cihaza, röntgene. Kadıncağız geldi, ya çok özür dilerim dedi. Müsaade ederseniz geçebilir mi? Estağfurullah tabii dedim. Kaç uçağı dedim? 7.30 İzmir dedi. Dedim benimki de 7.30 İzmir. Olsun dedi, benim acelem var. Dedim anlıyorum ama aynı uçaktayız. Kadıncağız yani çünkü sürüngen beyni, memeli beyni ve korteks dediğimiz üç beynimiz var ya. Kortekse ancak kan gitmiş olmalı ki. Kadın böyle yapıyor. Tamam ama benim uçak yani yavaş yavaş işliyor. Proses yavaş yavaş işliyor. Aynı uçakla gidiyoruz. Benim acelem var diyor kadın. Niye? Çok basit. Çünkü Amerika'da yapılan çok güzel bir araştırma var. Bakın eğitim insana ne yapıyor? İki perspektifle bakalım. Perspektif bir. 48 aylık bir bebek. 48 aylık bir bebek. Doğumundan sonra 48 aylık hale gelinceye kadar şu iki ayrı aile tipinde büyüdüğünü varsayalım. A tipi aile fakir ve eğitimsiz bir aile olsun. B tipi aile gerçekten eğitimli, aynı zamanda da varlıklı bir aile olsun. Kümülatif duyduğu kelime sayısı kaçtır? 48 aylık bebeğin ayrı ayrı kelime sayısını sormuyorum. Yani ekmek kelimesini 5000 defa duydu, su kelimesini 50.000 defa duydu gibi düşünün. Sizce eğitimsiz bir ailede ve fakir bir ailede bebeğin duyduğu kelime sayısıyla varlıklı ve eğitimli bir ailede duyduğu bebeğin kelime sayısı arasındaki fark ne kadardır? Atın ya, sınav değil. 5 katı. Rakamlar şöyle, 13 milyona 45 milyon, 32 milyon kelime farkı var. 36 aylık bebekler 525 kelime biliyorlar fakir ailede. 36 aylık bebekler varlıklı ailede 1112 tane ayrı kelime biliyorlar. Kelime sayısı azaldıkça manipülasyon kolaylaşır. Az kelimelerle eğitim görmüş toplulukları iki şeyle mışıl mışıl uyutursunuz. Biri din, biri milliyetçilik. Tanıdık geliyor mu? Selamünaleyküm. Peki. Şimdi bu göçebelik dediğimiz işin arkasında ne var? Bu eski Türkler, işte biz Türkler diye çok genel bahsediyoruz. Ne olduğunu da anlamak mümkün değil. Hani üç kuşak öncesini çoğumuz bilmiyoruz. Yazılı bir böyle bir kayıt tutulmadığı için Osmanlı'da ilk nüfus sayımı ne zaman yapılır? 1830. Bir özelliği vardır, kadınları saymazlar. Sadece erkekler sayılır. Öyle. O gün öyle takdir edilmiş. İsveç'in nüfus kayıtları 1834'ten başlıyor. 1835 yılında Türkiye'ye bir adam geliyor. Çok sevdiğimiz bir adam. Mareşal Moltke. O zaman Mareşal değil. Türkiye'de de 5 sene kalır. Mareşal Moltke'nin anıları diye de müthiş bir kitap yazmıştır. Oradan anlatıyor. Diyor ki, 2. Mahmut'un karşısına geçiyor. 2. Mahmut demek ki kıymetli, muteber bir beyefendi ki danışman çağırmış.
Adam tevazu içinde bilmediğini öğrenmek için danışman çağırmış. Her zamanki gibi hepiniz projeler yapıyorsunuz. Türk tarihinin bildiğimiz, en azından işte Osmanlı'yı da kapsayacak şekilde Türk tarihinin sürekli change project dediğimiz değişim projesi hangi kurum içindir? Sürekli biz orduyu değiştiririz. Sekban-ı Cedid, Nizam-ı Cedid, Yeniçeriler, 1908, 1960 filan şimdi yine değişmeye devam ediyoruz. Niye orduyu değiştirmeye çalışıyoruz? E çünkü kardeşim en temel yetkinlik setinde senin her Türk asker duvar var. Orta Doğu'da bulunduğun mahalle biraz sıkıntılı bir mahalle. Burada güçlü bir refleksin olması lazım. Osmanlı'nın insan kaynakları politikasına baktığınız zaman Osmanlı'da bürokrat yetiştiren, hadi uyduralım senaryoyu, beyaz yaka yetiştiren mektebin adı Enderun. Enderun'a kim alınmaz? Türk ve Müslüman alınmaz. İnsan kaynakları politikası almamışlar. Neye almışlar bizi? Demişler ki bunlar asker, çiftçi, başka da bir şey çıkmaz bunlardan demişler. Biz de oralarda o kasları geliştirmişiz. İyi ya da kötü anlamında konuşmuyorum. Ama 279 yıl matbaa gelişirse siz iPhone'un birincisini kullanmadan yedincisini kullanamazsınız. Yok öyle bir şey. Bu arada şuna da dikkat edelim. 279 yıl matbaa gecikti de 280. yıl 5 milyon kitap mı basıldı? Zinhar, yok öyle bir şey. Osmanlı tarihinde basılı kitap sayısı 20 bindir. Ki 10 bin kitabın ikinci kez basımından dolayı gelir. 5 bini tercüme edilmiştir. Tercüme edilmeyen sadece 5 bin kitap var. Onun için Osmanlıca öğrenmeye çalışıyoruz. Harvard Kütüphanesi'nde 17 milyon kitap var. Amerika'da 14 bin müze var. Bizde 315 müze var. Dolayısıyla art and science, bilim ve sanat olmadıkça büyük entelektüel yapılar, çok büyük projeler, olağanüstü bakışlar geliştirmemiz çok mümkün değil. Çünkü Göçebe'de yine çok değerli bir kardeşimiz, arkadaşımız var. Dücane Cündioğlu diye. Çok tavsiye ederim kitaplarını okumanızı. Dücane'nin çok güzel bir iddiasıdır. Çok da iyi temellendirir bunu. Göçebe'de göz medeniyeti olmaz. Göçebe'de söz medeniyeti olur. Yani şiir söyler, şarkı söyler, mani söyler, türkü söyler. Nazım Hikmet müthiş, baş tacı, laf yok. Ama Göçebe'de mimari zor. Göçebe'de yarattığı eserlerde resim ve estetiğe dayalı işler zor. Adam anayasayı 1215'te yapmış Magna Carta. 800 yıldır, işte 2015'te 800. yılıncı geçti 15 Haziran'da. Değişmiyor ve yazılı değil. Biz her uyandığımızda bu hafta mı anayasa yapsak, haftaya mı yapalım? Ya şuradan bir 10 gün sonra bir anayasa daha çıkaralım. Obama 45. başkandır hafızam yanıltmıyorsa ve 45 başkanın 37 tanesi hukukçudur Amerika'da. Türkiye'de 12 cumhurbaşkanının 9 tanesi askerdir. Ya kardeşim malzememiz böyle bir malzeme. Köy enstitüleri diye olağanüstü bir projeyi çöpe attığımız için şimdi büyük cahil bir kitleyle uğraşmak durumundayız. Kimseyi suçlamak yok. Burayı da bizden başka kimse kurtaramaz. Temel mesele bir lider insanlara baktığı zaman şunu görmek durumunda. İnsanlar mutlu mu, mutsuz mu? Baktık, ya ben çok kiloluyum, mutsuzum. Bir çare bulalım, çözelim. Bunu çözeriz. Çözemeyeceğimiz, zorlaştıran konu şu. İnsanlar mutlu mu, mutsuz bunun yanında? İnsanlar umutlu mu, umutsuz mu? Bugün Türkiye'nin entelektüel sermayesi olan büyük kitle umutsuz. Kötü haber. Bu kitlenin umutsuzluğu aslında inancının zayıflamasından geliyor. Entelektüel bir zemin bulamıyor. Farklı fikirlerin tolere edilemeyeceği bir yerde yaşadığı için iş zorlaşıyor. İngiliz dilinde education, educare, Alman dilinde erziehen, içinden çekip çıkarmak demek. Yani eğitim kelimesinin karşılığı içinden çıkarmak. Diyor ki kişi, zaten senin içinde var. Benim amacım senin içinden çıkarmaya yardımcı olmak. Türkçedeki eğitim kelimesinin karşılığı agütten gelir. Hayvan gütmek demektir. Böyle. Her ne kadar bir tane de terbiye kelimesi varsa da terbiye kelimesi de Rab sanatından, Tanrı olma sanatından geliyorsa da onu bir miktar kaybettik biz. Kaybettiğimiz tarihte 1517 Ridaniye Seferi'nden sonra katı kaderci olan Eşari inancına sahip 1000 tane bilim ve din adamı getirdik. Ulema getirdiğimiz yer, Yavuz Sultan Selim kendisi halife olduktan sonra getirdiği kişiler katı kaderciydi. Oysa Osmanlılar başlarken Maturidi inancına sahipti. İbni Haldun'u bilmiyoruz.
Ben İngiltere'de master yaparken gerçekten Mevlana ile tanıştım. Biz de sürekli aynı cümle. Kim olursan ol yine gel, öyle de gel, böyle de gel. Başka da bir şey yok. Bir de Şems'le olan o aşk dolu yazışmalarına pek bir hevesliyiz. Oradan romanlar filan üretiyoruz. Ya kardeşim bu adam bugünkü sosyal psikolojinin ve psikolojinin babası ya. Babası Mevlana. Ve bir mühendislik eğitimi aldığınız zaman şöyle bir eğitim veriyorlar mı size değerli arkadaşlar? Bakın 1238 doğumlu Yunus Emre diyor ki, 100 defa tekrarlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum çünkü öz Türkçe. Osmanlıca değil, o yüzden çok iyi anlıyorum. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır. Benim için tercümesi şu, yerim senin doktoranı. Lineer dünyanın doktorası bir işe yaramıyor. Baştan biraz konuştuğumuz kriterler vardı. Şimdi biraz da taze bilgiyle pekiştirelim. Bu İzlanda diye bir ülke var. Şahsi gıcığı var bize onların. Ya arkadaşlar nüfus 350 bin. Yarıdan kesiyorum 175 bin erkek. Bunun yaşlısı genci, kasabı manavı, ayağı sakat olanı, gözü rahatsız olanı çekiyorum kenara. Ulan diyorum bunlar toplasalar, çarpsalar anca 10 takım çıkarırlar. Ya 175 bin erkekten çıkarılmış 11 kişi, 40 milyon erkekten seçilmiş 11 kişiyi nasıl yener ya? Ya nasıl yener? Bu olacak iş mi? 11 milyonluk Yunanistan'da yeniyor. Yine 300 bin nüfuslu Malta'da yeniyor. Çünkü sistem yok. Dönelim mi tekrar ektiğimiz tohumlardan bir tanesi olan Mareşal Moltke'ye. Dedik ya Sultan Mahmut danışman çağırmış, ordunun ıslahı için çağırmış bunu. Geldi buraya. Sultan Mahmut amcası 3. Selim gibi orduyu ıslah etmek için danışmanlık almak istiyor. 3 ayrı planla hazırlamış. Kitabında aynen böyle söylüyor adam. Anıları bu. Diyor ki sultana hazırladığım 3 ayrı proje planını tam sunacaktım ki sultan şöyle buyurdular. Moltke Paşa en kısa zamanda hangisi olacaksa onu anlatınız diye buyurdular diyor. Diğerlerini dinlememiş. 1835 diyor ki Moltke, Mareşal Moltke, bu cümleyle Türkler hakkında şunu öğrendim. Türkler uzun ve zahmetli sonuç isteyen işlerden hoşlanmıyorlar. Bunun İngilizce karşılığı quick and dirty solution oluyor. Quick and dirty solution'da 6000 yıllık kent İstanbul'da 15 milyon nüfus milyarlarca doları zamanımızı havaya atıyoruz şu anda. Havaya atıyoruz. En büyük yaratıcılığımız birinci köprünün adını değiştirmek oldu. Galata meşhur nedeniyle adını istediğiniz kadar değiştirin. Oraya demeyeceğiz biz. Çünkü bu Galata meşhur. Ağzımıza böyle gelmiş. Bakın Galata meşhurdan bir örnek vereyim size. Evlendiğiniz kişinin annesi ya da babası akrabalık adı olarak sizin neyiniz olur? Kayın. Ya Türk dilinde kayın ana, maun ana, ceviz ana diye bir şey olur mu? O kelime kayın değil. O kelime kaim, ikameden geliyor. Anne yerine demek. Anne yerine. Kaymakam da İstanbul'daki makamın yerine demek. Kaymakam o. Ama Galata meşhur. Ağzımıza kaynana dediğimiz için ben istediğim kadar anlatayım. Bir işe yaramaz. Çünkü toplumun dilinde olmuş. Dolayısıyla orası birinci köprü. Bitti. Öbürü ikinci köprü. Öbürü de üçüncü köprü. Ya Galata meşhur bu. Bu öyle bir şey ki, bakalım futbolda kimler futbolla ilgili? Güzel, iyi bir grup. Ben futboldan çok anlayan biri değilim ama soralım. Mourinho diye bir adam var. Değil mi? Yani adam galiba dünyanın böyle en iyi antrenörlerinden bir tanesi. İyi bir liderlik gösteriyor. Liderlik ve başarı ilişkisine bakalım. Mourinho 2004-2016 Premier Lig'de hafızam yanıltmıyorsa 212 maç olsa gerek ya da 222 maçtı. Kaçını kazanmış? Bakın dünya şampiyonu olma öyle kolay iş değil. Başarıya bakın. Yüzde kaç başarı var? Yüzde? Şöyle yapalım. 60-70 arası diyen var mı? 70-80, 80-90, 90 üstü diyen var mı? 70 üstü diyenlerin hepsi çuvalladı. Başarısı %66.
Dolayısıyla her yaptığımız doğru olmayacak. Her yaptığımızdan öğreneceğiz. Değişim yönetimi yerine öğrenen organizasyon nasıl yaratırız? Her yaptığımız eylemin sonunda buradan nasıl bir çıktı yapacağız? Bunu tetikleyen en önemli konu, başka bir kitap tavsiye ediyorum müsaadenizle. Bir tanesi daha var. Merak. Ben çok meraklı biriyim. Nasıl öğreniriz diye müthiş bir kitap var. Ortalama ders saati ne kadardır okullarda? Niye? İşte öğrenciler sıkılıyor, odaklanamıyor. Kardeşim sen sevgilinle 45 dakikada bir mola veriyor musun? Var mı? Teneffüse çıkacağız. Sıkıldım ben, bir konsantre olamıyorum. Tatlım bir bekle, ben bir kahve içeyim. Var mı öyle bir şey? Yok. Çünkü öğretmenler sıkıcı. Sıkıcılar çünkü lineer dünyayı anlatıyorlar bize. Benim oğlan 10 yaşında, adam 6 saat Pokemon oynuyor ya. Niye sıkılmıyor? Niye sıkılmıyor? Nefis bir kitap çıktı. Şimdi de ona bakın. Çok hoşuma gidiyor. O kadar güzel ki, çok da yeni çıktı. Beni ödülle cezalandırma. Ödül ve ceza her ikisi de dış motivasyondur. İşe yaramaz. Kaç aldın? Sınavdan kaç aldın? Kaç aldın? Efendim sonuç odaklılık. Ya sonuç odaklılık dediğiniz şey aslında ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşmaksa değerleri çökertiyor. Ben sürekli olarak teknoloji anlatımından yoruldum artık ve sıkıldım. Habire her şeyi teknolojiyle çözeceğinizi zannediyorsunuz. Onun mantığı şöyle mi yani? Hızlanalım. Hızlanalım. Kadınlar 9 ay 10 günde doğuruyor. 9 kadını hamile bırakalım, 1 ayda mı doğuracaklar? Öyle bir şey yok. Kadın hala 9 ay 10 günde doğuruyor. Erken doğurtursanız da prematüre oluyor. Teknoloji çok alanda işimize yarıyor. Tartışmasız. Ama teknoloji her derdin devası gibidir. Sunulmasına dikkat edin. Öyle bir şey yok. Çok yanıltan bir şey söyleyeyim. 1953 yılında ortalama filmlerin sahne süresini bilir misiniz? Ortalama bir filmde 250-300 sahne oluyor ve ne kadar süreyle kamera çekiyor orayı? Atmak serbest. 27.9 saniye. 2016 dünyasında üşenmeyin. Bir Amerikan filminin ortalama sahnesi ne kadar? 2 saniye 3 saniye, 2 saniye 3 saniye. Neye yol açıyor? Çok basit. Distraction. Kimseyi dikkatle dinleyemiyoruz. Ve gruplar içerisinde, insan topluluklarında en temel mesele, şu iki kelimeden yardım alalım, İngilizce desteği var. Presence, present. Present, şuradaki herkes present. Görüyorum işte buradasınız. Ama şimdi bu adam konuşmasından sonra ben yarın Ahmet'le buluşacağım. Bu akşam da sunum hazırlarım. Annem de bunu dediydi diyenlerde presence sorunu var. Onlar burada yoklar. Çünkü performans presence'da çıkar. Arkadaşlar Messi top oynarken şöyle düşünüyor olabilir mi? Ulan bu Barcelona'nın rengi bir ton açık olsa. Messi top oynarken top oynayacak. Siz yüzerken yüzeceksiniz. Toplantıdayken toplantı yapacaksınız. Fakat distraction, bizi rahatsız eden o kadar çok mesele var ki onların hepsi teknolojiyle üretildi. Çok seviyorum kelimesini bile ÇKSVYRM ile söylersen sonra kadınların uzun süre başı ağrır. Science. Science bu. Gördünüz. Ya. Öyle ÇKSVYRM yok. Açık açık konuşulması gerekiyor bu iş. Net. Değil mi? Peki. Bütün bu gördüğümüz, hani süredik çok kısıtlı, böyle hem sohbet edelim hem de renkli bir iki fikir oluşsun diye zihninizde. Aslında yaptığım tekniği söyleyeyim. Yaptığım teknik, sürekli sağ beyninizi açık tutmak için gülebileceğiniz ya da ilginç bulacağınız bilgileri veriyorum. Tam hazırsınız, şimdi ne verecek diye beyniniz alfa ritmine geçtiğinde soldan net bir tane mesaj gönderiyorum. Dolayısıyla beni dikkatle izlemeye başlıyorsunuz. Ama ben sizi çok rahatlıkla sıkabilirim. Liderliğin 5 basamağı vardır. 1. Liderliği de yerim o zaman, basamağını da yerim. Uyurum ben çünkü. Benim beynim zaten o kadar fazla bu çevreden gelen sinyallerle rahatsız edilmiş durumda ki ilgimi kaybediyorum. Baş edemiyorum dünyadaki bu kadar çok mesajla. Her gelen bir tane dijital teknolojiyle ilgili bir şey koyup dataları bu kadar hızlı işte çözüyoruz. Ben anlamıyorum. Benim o kadar vaktim de yok. Ayrıca ben bir doğal biyolojik canlı olarak uyumam da gerekiyor. İnsanlar zannediyorlar ki bu kadar çok data bombardımanı altında biz mekanik olarak bunları ayrıştırabileceğiz. Peki bakalım ne olmuş? Cumhuriyet'in kaçıncı yılındaymışız?
Kaç Milli Eğitim Bakanı geçmiş? Bitti. Bir grup insanın kafasında kalmış, öbürlerinin kalmış. Niye kalsın ki? Niye tutayım ben Mohaç Meydan Savaşı'nın tarihini? Ama felsefesini tutayım. Tutmazsam Macaristan'a gittiğiniz zaman, 3 gün Macaristan'a uluslararası bir şirkete eğitim vermeye gittim. Adamların hepsi bize düşman. Anlamıyorum ya kardeşim, ben hani eğitmen, hani çok basit, 1526'dan beri bize gıcıklar. Budapeşte'nin en büyük caddelerinden bir tanesinin adı Türk Belası. Macaristan'ın simgesi, belediye başkanının simgesi ve milli takım logosunda dikkat ederseniz görürsünüz. Bir taç vardır, tacın üzerinde bir haç vardır, haç yamuktur. Mohaç Meydan Savaşı'nda Kral II. Lüleyi attan düşer, ölür. Öldüğü için 1526'dan beri bunu kullanıyor adamlar. Ya bu bir öykü. İnsan, yine okumayanlar için tavsiye edeceğim, müthiş bir kitap var, Sapiens. Yuval Harari'nin. Çok iyi bir kitap. Çünkü çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki Harari, ya diyor kardeşim, insandan başka hiçbir canlı türü yok ki soyutlama kabiliyeti olsun. İpsala, gümrük sınırını gözünüzün önüne getirin. Dikenli teller, Türk yılanlarla Yunanlı yılanların çatıştığını bir gözünüzün önüne getirin. Yunanlı yılanlar diyor ki, geçemezsin buraya. Niye? Bizim toprağımız. Yok ki yılanlarda böyle bir şey. Bu sadece insana özgü. Soyutluyoruz. Niye? Soyutlarsak altında toplanabiliyoruz. O kadar çok şirket var ki şu anda, şirketlerin büyük bölümü şu tuzağa düşmüş durumdalar. Benim bildiğim hayattaki en iyi strateji ve vizyon yaratan cümle şu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Çok net. Hiç soru yok. Nereye gideceğiz? Akdeniz'e. Ne zaman? Şimdi. Kim biz? Hadi yürü. Şu anda şirketlerin vizyon cümlesini söylüyorum. Ordular ileri. 3 adım atan geri dön bakın. Nereye? İleri. Ondan sonra da kurumsal bağlılık anketlerinde arkadaşlar bağlı çıkmadı. Onlar sana niye bağlı olsunlar? Çünkü sen onların being ile, varlığı ile ilişki kurmuyorsun. Performans yönetimi adı altında doing ile ilişki kuruyorsun. Oysa insanın ilk ilişki kurduğu annesiyle olan ilişkisi koşulsuzdur. Bir lider takımıyla koşulsuz ilişki kurar. Gol atarsanız sizi seviyorum, atmazsanız sevmiyorum. Öyle bir şey yok. Ben sizi her koşulda seviyorum. Her koşulda size yakınım. Ama yanlış yaptığınızı söylerim. Yaptığınızı söylerim. Siz yanlış değilsiniz. Yaptığınız yanlış. O bağlamda Mevlana doğru. Çünkü diyor ki, kim olursan ol gel. Orada bir sorunun yok ki. 100 defa tövbeni bozmuş olsan da, yani yaptığında sorun var, onu çözeriz. Orada bir sorun yok. Şimdi bana dürüstçe söyleyin, gizli bilgilerinizi tanımadığınız birine verir misiniz? Sosyal medyada değil ya, aç böyle konuşarak. Peki, parantez içi, abartılı örnek kullanacağım, bağışlayın. Sapıklıklarınızı tanımadığınız birine anlatır mısınız? Vallahi anlatırsınız. Adı psikiyatri. Para da veriyorsunuz üstüne. Gidiyorsunuz, psikiyatristin karşısına oturuyorsunuz. Merhaba, merhaba. Ben hırsızım. Psikiyatrist ne diyor size? Anlat diyor. Sizi dinleyen biri varsa sapıklığı bile anlatmaya razısınız. Bırakın çocukluk arkadaşımı bilmem kimi. Çünkü sizi iyileştiren psikiyatrist değil, kurduğu ilişki. İlişkilerde eşit olmayı görebiliyorsak, yönetici de olsa, anne baba da olsa, çocuk da olsa, eşit ilişkilerde var olabiliyoruz. Bizim kültür çok fazla dış motivasyon odaklı. Böyle yetiştiriliyor. Konuşmanın başında anlattığım çocuğa yemek yediren anneden başlıyor. Başkasına gösterdiğimiz misafir odaları ile devam ediyor. Çünkü göçebenin en büyük korkusu topluluktan dışlanmak. Göçebe doğada yaşadığı için dışlanırsa hayatta kalamayacak. O yüzden ayıp hayatta çok büyük bir yer tutuyor. Fakat ayıp kelimesi o kadar amorf ki. Şu bölgede o ayıp, bu bölgede bu ayıp, bu bölgede bu ayıp. Hangisi ayıp, hangisi ayıp değil, bunu çözemez hale geliyoruz. O yüzden de özgüvenli çocuklar yetiştirip fikir üretmenin yolu esnek hiyerarşiden geçiyor. Çünkü hiyerarşi olmak zorunda. Hiyerarşinin yerine bana önerdiğiniz sistem ya monarşi olacak ya oligarşi olacak. Ama bunlar bile olmasa o zaman anarşi olur. Anarşide bir sonuç üretemeyiz. 60 bin erkek bir stada dolup niye bağırıyorlar? Takımın için niye destekliyor bunlar? Deli gibi maçlara gidiyorlar, işte hakemle kavga ediyorlar.
Çok basit. Çocuklarınızla niye oyun oynuyorsanız tam da bu yüzden. Çocuklarla oyun oynarız çünkü oyunların kuralları vardır. Kuralı olan her şey güven yaratır. Maçın da kuralları var. Şöyle bir futbol oyunu düşünün. Birinci golü atıyorsunuz. Hakem gol atıldıktan 4 dakika sonra diyor ki bunu karşı takıma 2 tane yazıyorum. Taca çıksa da bir şey değil. Bugün elle oynamak serbest. O oyunu seyredemezsiniz. Bir taraftan insanın en büyük çelişkisidir. Belirsizlikten hoşlanmaz insanoğlu. Bir taraftan da kesinliği sevmez. Şurada bir kitap olduğunu varsayalım. Yok, henüz yazılmadı. Kitap şöyle yazsın. Şu saniyeden itibaren sizlerin hepinizin ölünceye kadar başınıza gelecek istisnasız her şey burada yazıyor. Bu kitabı kim ister? Paranoyaklar dışında kimse istemez. Çünkü her şey yazıyor. Ne zaman kolunuz kırılacak? Ne zaman babanız trafik kazası geçirecek? İstiyor musunuz bunu? Niye istemiyoruz? Çünkü beyin beklentiyle yaşıyor. Nobel ödülü alan bilim adamlarının sizce araştırmayı ne zaman azaltıp kestiğini düşünürsünüz? Ödülden sonra bitti. Ödül sanıldığı gibi motive eden bir şey değildir. Oğlum yemeği niye? Vallahi sana iPad vereceğim. Son derece tehlikeli. Çünkü amaç araç karışımı oluyor. Satışı yap, sana prim vereceğim. Ya bu prim bu kadar işe yarasaydı, çok iyi primler alan, teknolojisi çok yüksek olan, son derece kaliteli işler üreten Merrill Lynch ile Lehman Brothers batmazdı. Bir soru. Supply chain dediğimiz tedarik zinciri işi düşünelim. Bir iş yapacağız. Efendim işte 400 bin tane müşterimiz olsun. Bir noktadan bir noktaya bir şey taşıyacağız. Şimdi nasıl bir şey istersiniz benden? İyi bir IT yatırımı şart mıdır? IT şart kardeşim, başka türlü şaka mı yapıyorsun? İnsan kaynakları politikası. Eğitimli adam, okumuş adam. Değil mi? Aynı zamanda o onun müdürü, bu bunun müdürü, doğru dürüst çalışan bir organizasyon. Ve bu organizasyondan hiç hata istemiyorsanız da müthiş bir entelektüel kapasite istersiniz, değil mi? Lütfen üşenmeyiniz. Bu söylediklerinizin tamamını terse çevirecek bir organizasyon söyleyeceğim. İçinizde bilenler beni bağışlasınlar. Mumbai kentinde bulunan Dabavalalar var. Dabavala, Dabavalla, W ile yazılıyor. Daba yemek demek, Dabavala yemek taşıyan demek. 400 bin kez yapıyorlar her gün. 400 bin noktaya 2 milyon yemek taşıyorlar. 5 bin kişi bunlar. %80'i doğrusu okuma yazma bile bilmiyor. Sabah 8.30'da başlıyorlar. Aşağı yukarı 3-3.5 saat, 4 saatte işleri bitiyor. 1890'da kurulmuştur. Bu şirketin Six Sigma ödülü var. Prince Charles oraya gidiyor. Richard Branson oraya gidiyor. Eğitim mi? Ne eğitimi? Organizasyon yapısı o kadar flat ki. Sen ben bizim oğlan. O kadar. Ama herkesin işi çok iyi tarif edilmiş. Ve sıfır hatayla. 2 ayda bir tane hata yapıyor. Dikkat edin hanımlar beyler. 2 milyon transaction yapıyor her gün. 2 ayda bir kez. Mumbai'de 80 gün yağmur var. Ona rağmen devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Cehalet diz boyu. IT mi? Sıfır kağıt, sıfır teknoloji. Ne oldu bizim ünlü lineer inançlarımız? Harvard'da, bu Harvard Business School'un önemli case'idir. Üzerinde de makaleler yazılmıştır. Ekonomist dergisinde de görürsünüz, Forbes'da da görürsünüz. Dabavala. Dabavalalar ama çok önemli bir özelliği var. Konuşmamın da en temelini geliştiren konu o. İşbirliği yaparlar. Çünkü dabavalalar o şirkette çalışmazlar. Hepsi ortaktır. 5000 ortaklı şirket. Dolayısıyla insanoğlunun en temel sorunu olan kıyaslamayı ellerinden alıyorsunuz. Türkiye'de insanlar diğerlerinin maaşlarını bilmezler. Yalan. Fransa'da açıktır, bizde gizlidir ama bizde herkes bilir. Bilir, o yüzden de gelir. Ben onunla aynı işi yapıyorum. Niye ona 10 lira, bana 9 lira? Tamam diyoruz, sana 10 lira, ona 11 lira. Olmaz diyor. Ya senin derdin 10 lira mı, eşit olmak mı? Onun derdi adalet. Çünkü 3 tane temel meselemiz var. Lütfen bunları çok iyi düşünün. Bilinçüstü ve bilinçaltı eğitimi dediğiniz konuların hepsinin en nihayetinde 3 kriterle çalışıyor beyin. Karşılaştırma, eşleştirme, kategorizasyon. Neyle neyi karşılaştırıyoruz, neye bakıyoruz? Oğlum geçen hafta dersini getirdi, dedi ki
Baba dedi bir tane ders var çalışalım. Gel dedim çalışalım. Arkadaşlar hayran oldum. Türkçe dersinde hoca soruyor. Eş anlamlı kelimeler, karşıt kelime hepimizin ezbere bildiği bir şey değil mi? Şimdi sizi zorlayacağım. Bana lütfen söyleyin. Ben size soğuk dersem karşıt kelime sıcak değil mi? Çok kolay. Peki. Orada bir ders çalışan biri var demek. Peki. Zaman. Karşıt kelime. Bravo dedim hocaya ya. Sorunun güzelliğine bak. Uzun. Eş kelime. Eş kelime söyleyeyim. Uzuna eş. Kısa zıt kelime. Anladık. Zıttını bulduk. Uzunun eşi ne? Müthiş bir düşündürme egzersizi. Çok faydalı bir egzersiz. Ama eğer biz sadece uzun kısadan geliyorsak kafa dar, kelime sayısı az, manipülasyona açık. Wittgenstein diyor ki kelimelerinizin sınırı dünyanızın sınırı kadar. Daha çok kelime nereden gelecek? Kitaptan gelecek. Biz kitap okumayı sever miyiz? Sevmeyiz. Yazan adam ömrünü vakfetmiş, şu 200 sayfa için ölmüş bitmiş. Bana hep şunu söylerler. Ya bize şöyle, böyle... Yani o Cem Yılmaz'ın var ya, aynısı kitapta var. O diyor ya, little little into the middle. Bu da şöyle, hocam her şeyi kapsasın. Böyle bir tane bir şey olsun, yormasın. Orada benim sorduğum soru şu. Hepinize aynı soruyu sorup veda ediyorum. Is your mother beautiful? Teşekkür ederim. Alacağım ben. Hemen kaçtınız bizden. Çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hem çok keyifliydi hem de sayenizde harika bilgiler edindik. Bu tabii dijital dünyanın içerisinde size bir fidan hediye etmek istiyoruz efendim. Bugünün anısına. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Temanın uygulaması da gerçekten harikulade bir şey. Çok teşekkürler. Her konuğumuza bir fidan hediye ediyoruz. Böyle herkes bir fidan ekse de değil mi? Şu dünyamızı, şu ülkemizi daha da güzelleştirebilsek.